Zaman çok kıymetli bir şey. Yani çoğu kişinin yani çok fazla farkında olmadığı bir şey. Paranızı nasıl harcarken dikkatli harcıyorsunuz, zamanınızı da öyle harcayın. O yüzden zamanı geri alamadığımıza göre o zaman zamanı ne yapacağız? Aslında ileriye doğru planlayacağız. Herhangi bir şey düşünmek yerine kafanızda onu bir yere yazın. Yazın ve öyle yazarak çözmeye çalışın. Yani kafanızdaki her şeyi ne kadar yazarsanız o kadar zihniniz boşta kalır. Zihniniz ne kadar boşta kalırsa o kadar da az meşgul hisseder. Daha az meşgul hissettiği zaman da daha verimli çalışır. Zihinsel enerji beden enerjisine göre çok daha yüksek olduğu için zihninizle odaklandığınız zaman bir şeye çok çabuk daha yoruluyorsun. Çok fazla meşgul olmak aynı anda zamanda daha hızlı gidiyormuş gibi hissi verir sana. Yani o meşgulluğumuz düşündüğümüz anda zaman daha çabuk akar. Sakin olduğun zaman da zaman daha az akar. Tamam, bu algısal bir şey. Çünkü insanın zamanının çok olduğu ve daha çok şey yapacağı zaman afsonlarıdır. Tamam, o yüzden de mümkün olduğu kadar afsonlarınızı daha verimli kullanmaya çalışın. Şimdi zamana şöyle bakmanız lazım. Zaman çok kıymetli bir şey. Yani çoğu kişinin yani çok fazla farkında olmadığı paradan daha da kıymetli. Yani onun için ben diyorum ki yani en azından zamanı hani algılayamıyorsanız nasıl para harcıyorsunuz, paranızı nasıl harcarken dikkatli harcıyorsunuz, zamanınızı öyle harcayın. Yani en azından yapacağım en güzel şey, çünkü zamanın en büyük şeyi hiçbir şekilde saklanmıyor. Ve gidiyor. Mesela şimdi burada gittik, bir saatimiz gidecek, bir saatimiz kaybolmuş olacak. O yüzden zamanı geri alamadığımıza göre o zaman zamanı ne yapacağız? Aslında ileriye doğru planlayacağız. O yüzden de öyle bakmanız lazım. Şimdi meşgul olmak diye bir şey var. Şimdi çoğu insan hep meşgul olmakla şey doğru. Yani meşgul olan insanlar daha başarılıymış gibi algı var. Zaten yani genelde en büyük sorun da buradan başlıyor. Yani çok meşgul insanın çok başarılı insan olarak algılanması zaten hata bir. Öyle bir şey yok esas. Yani bir insan meşgul olması bence zamanı iyi yönetmemek için meşgul olabilir. Ondan sonra veya ne bileyim odaklanamıyordur. Sık sık ara veriyordur. Yani birçok sebeple bir insan meşgul gözükebilir ama meşgul olan insan zamanını verimli değerlendirme konusunda bir şey sinyal vermez. O yüzden bizim yapmamız gereken şey biliyoruz karıncalar da meşgul esasında. Daha fazla zamanınız olduğunu hissetmek istiyorsanız daha az meşgul olun. Yani şöyle bir şey var. Ne kadar meşgul isterseniz o kadar daha az verimli oluyorsunuz. Ama ne kadar kendinizi rahat ve güvenli hissediyorsanız ve zaman baskısı yaşamıyorsanız da o kadar daha daha çok şey yapabiliyorsunuz. Yani çok fazla meşgul hissetmek iyi bir şey değil. Çok fazla meşgul hissetmenin iki sebebi var, size söyleyeyim. Bir tanesi kişinin kafasının yani yani çok fazla kafasında düşünce tutması. Yani birçok şeyi yazmak yerine kafasında tutması. Yani bu kişinin stresini arttıran bir şey. O yüzden yani bizim yapmamız gereken şey, benim en çok yaptığım şey, herhangi bir şey düşünmek yerine kafanızda onu bir yere yazın. Yazın ve öyle yazarak çözmeye çalışın. Yani kafanızdaki her şeyi ne kadar yazarsanız o kadar zihniniz boşta kalır. Zihniniz ne kadar boşta kalırsa o kadar da az meşgul hisseder. Daha az meşgul hissettiği zaman da daha verimli çalışır. Çünkü zihnimizin belli bir kapasitesi var. Yani zihnimiz yani bedenimiz gibi değil. Yani bedenin yorulması daha zordur ama zihin çabuk yorulur. Çünkü dikkat denen bir şey var. Dikkat, bir şeye dikkat verdiğiniz zaman bu sürede genelde yani ne bileyim işte kişiden kişiye değişmekle birlikte yani 20 saniye veya altındadır yani dikkat süremizin. Bunu uzatabiliyoruz tabii ki bu süreyi ama genelde kişinin dikkati her 20 saniyede bir dağılabilir. Bugün baktığınız zaman bir TED konuşması bile 13 dakikaya düşürdü. Bir kişi mesela bir şey dinleme, kesintisiz dinleme kapasitesi genelde yine en fazla 20 dakikadır. Ki okullarda bu süreler çok daha uzun oluyor. Tabii interaktif olduğu zaman bu süre uzayabilir ama tek güven. Yani benim şöyle yaptığım gibi monolog yaptığınız zaman bu süre daha kısalıyor. Yani dikkat süremiz düşüyor. Dikkatimizi verdiğimiz anda enerjimiz düşüyor. Yani aslında dikkatiniz siz enerjinizden harcıyorsunuz. Yani bu enerji zihinsel enerji beden enerjisine göre çok daha yüksek olduğu için zihninizle odaklandığınız zaman bir şeye çok çabuk daha yoruluyorsunuz. Ve bu yorgunluğunuzu bedensel, yani fiziksel yorgunluk zannediyorsunuz. Yani çoğu kişi yorgun hisseder kendisi. Aslında zihni yorgundur. Fiziksel olarak bir yorgunluğu yoktur. Çünkü çoğu zaman bedensel bir şey yapmıyorsanız sizin zaten bedensel anlamda yorgun hissetmenizin bir şey yok. Yani ancak bedensel bir iş yapıyorsanız gün içinde bedeniniz yorulur. Onun dışında yorgunluğunuzun en büyük sebebi yani bir, sevmediğiniz iş yapıyorsunuzdur. İki, aynı anda birden fazla iş yapıyorsunuzdur.
Üç, plan yapmıyorsunuzdur. Ve sanki işler bitmeyecekmiş gibi sürekli bir aciliyet için işlerinizi yapıyorsunuz. Bu sizin enerjinizi daha çok tüketir. Yani o yüzden yavaşlamak her zaman iyi bir şeydir. O yüzden çok fazla meşgul olmak aynı anda zamanda daha hızlı gidiyormuş gibi hissi verir insana. O yani bizim algılarımız öyledir yani. Zaman meşgul olduğumuz düşündüğümüz anda zaman daha çabuk akar. Sakin olduğunuz zaman da zaman daha az akar. Tamam, bu algısal bir şey. Şimdi anlatacağım, göreceksiniz. Şimdi zaman algısı şöyle bir şey. Örnek diyelim mesela. Bugün bir sınıfta kalan bir öğrenci veya işte uçağını kaçıran bir iş insanı veya 100 metre koşan bir atlet veya da çok güzel bir kadına zaman çabuk geçerken çok sıkıcı bir insanda da zaman çok uzun geçer. Yani demek ki bu bizim tamamen bu zaman algımız içinde bulunduğumuz ortama göre değişiyor. Kimle olduğumuza göre değişiyor ve ne yaptığımızla alakalı değişiyor. O yüzden yani kişinin yaptığı şeye göre o zaman daha hızlı akar veya daha yavaş akar. Yani bir şey sıkıldığımız zaman hiç geçmez gibi olur. Fakat ne bileyim ben bir şey geçiştirirken o süre sanki akıp gider. O zaman nasıl o zaman algılamalıyız? Zamanın birkaç tane algısı var. En basiti, en başta tavsiyem size cep telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Ölçmeniz, yani sık sık saate bakmanız en başta. Bu da sürekli yapmanız gereken bir şey değil ama saate bakaraktan zaman algınıza bakın. Yani zamanınızı doğru algılıyor musunuz? Yani mesela diyelim ki 10 dakika 10 dakika diyelim mesela bir şeyde bir şey konusunda 10 dakika çalışacaksınız. Değil mi? Saat hiç bakmayın ve 10 dakika bittiği zaman saatinize bakın. Ya işte 10 dakika mı? Bu sizin ne kadar zaman doğru algıladığınızı ölçen bir şey. Veya başka bir şey önereyim. Saatinizin iPhone'unuzu veya Samsung neyse bunun alarm kurun. Ve ya işte ona göre sürenin ne kadar hızlı gitmeyi de anlarsınız. İkinci konu ise hissedilendir. Yani o anda içinde bulunduğunuz hislere göre yani panik içindeyseniz çok akar. Çok sakin içindeyseniz ağır akar. O da esasında saate hiç bakmadan tamamen hissettiğinize göre zamanın geçtiğini anlatıyor. Mesela şu anda mesela eğitim başladı. Kaç dakika oldu? Bana söylemeniz gerekmiyor. Tam edeceğiz. Tam 7 dakika oldu. Yani tam ben 7 dakikadır konuşuyorum sizinle. Yani şimdi bu 7 dakika bilenler olabilir, olmayabilir. Ama sizin ne kadar zaman doğru algıladığınızı birazdan bu soruyu bir daha soracağım bunu bir yarım saat sonra. Bakalım ne kadar doğru zaman algılıyorsunuz. Devam edelim mesela. Biyolojik olabilir. Ondan sonra bu içgüdüsel. Şimdi biyolojik şöyle çalışıyor sistem. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi mesela havanın soğuk, sıcak olması da etkiler. Ama bugün bizim hepimizin normalden daha çok yoğun olması arkasında en önemli sebep biz normal bir evrenin bizi yarattığı gibi yaşamıyoruz. Yani esasında saat olan şu. Güneşle birlikte kalkmanız gerekiyor. Karanlık olunca da uyumanız gerekiyor. Tamam, bu saatli bir şey. O yüzden yani mesela kilo almak da öyle bir şey. Yani gün içinde gün içinde güneş çok yukarıdayken ne yerseniz yiyin yakarsınız ama karanlık olduktan sonra ne yerseniz de yakamazsınız. O yüzden biz aslında biraz biyolojik varlıklarız. O yüzden saatler önemli bir şey. Yani mümkün o kadar enerjimizi güneş ışınlarıyla birlikte yapmamız gerekiyor. Hava karardıktan sonra da dinlenmeye geçmemiz gerekiyor. Yani çok yorucu şey olmasa ama tabii bazı insanlar gün sabah daha iyi performans gösterirken bazıları akşam daha iyi performans gösteriyor. Mesela ben de kitap yazarken bile akşamları yazıyorum. Yani bilmiyorum niye yaptım ama benim enerjim sabah çok erken de 5'te de çok iyi enerjim var. Akşam 12'den sonra çok iyi enerjim var. Benim enerjim mesela gün içine düşüyor. Gün içinde enerjim düşer genel. Yani o yemek yedikten sonra 12 ile 2 arası bir hali düşer. Saat 5'ten sonra tekrar çıkar. Bir de sosyolojik var esasında. O da tabii ki içine bulmuş olduğunuz işte neredeyseniz sınıftasınız, partisiniz, işte sinemadasınız. O içine bulunduğunuz ortama göre de yine değişir. Demek ki tek bir algı yok zamanla ilgili. Şimdi zamanı nereye yazdığını bilmezsen bulamazsın. O yüzden ajanda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bugün baktığım zaman cep telefonlarında çok ileri seviyede ajandalar var. Hatta sizin ne yaptığınızı birebir saatinizden takip eden uygulamalar var. Bu şekilde zamanınızı nereye harcadığınızı çok daha iyi bilirsiniz. Çünkü zamanı günü belli bölümlere bölmeniz gerekiyor. Hep 10 derim mesela aslında. Bugün insan hani uyumaz ama 8 saat uyudu diyelim. 8 saatte çalıştı diyelim. 8 saatte boş vakti var değil mi? Çünkü esasında hepimizin 24 saati var. Bunun esasında neyini kontrol edebiliyoruz? Çalışıyoruz veya okula gidiyorsak bir uyku çıkardığımızdan geri 8 saat kalıyor. Çarpın siz bunu şeyle 5 ile. Demek ki hafta içinde 40 saat boş vaktimiz var. Yani az uyuyorsanız hani 50 saatiniz var diyelim. Cumartesi, pazar günleri okula gitmiyorsanız veya da hiç çalışmıyorsanız da bu zaman
16 saat çıkıyor. Yani 32 saat. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bugün her insanın hafta sonundaki zamanı neredeyse cumartesi pazartesi toplam kullanabileceği zaman bütün 5 gündeki zamana eşit. Bu çok önemli bir şey. Ama çoğu insan hafta sonları çarçur ediyor. Yani ne yapıyor işte? Cumartesi günü geç yatıyor, alkol alıyor. Yani zamanı hiç dikkat etmiyor. O yüzden yani benim bana gidip benden de koşu kalırsanız ben diyorum ki aslında sen hafta sonu ne yapıyorsun? Ben en çok hafta sonu üzerine çalışıyorum. Yani çünkü bence en çok insanın zamanının çok olduğu ve daha çok şey yapacağı zaman hafta sonundadır. Veya da boş zamandadır. Tamam. O yüzden de mümkün olduğu kadar hafta sonlarınızı daha verimli kullanmaya çalışın. Ama tabii dediğim gibi bunları bir günde yapamazsınız. Tavsiyem benim bunları yavaş yavaş yapmanız. Yani anlattığım işleri bir anda yapamazsınız. Ufak ufak başlayın. İlk önce zaman algınıza bakın. Sonra not sistemi kullanın. Yani yaptığınız her şeyi bir yere not edin. Ondan sonra işte anlatacağım birazdan. Planlama yapın. Yavaş yavaş gidin. Hepsini bir anda yaparsanız zaten karıştırırsınız. Şimdi bakın. Şimdi nerede esasında hepimiz çok bir yere vakit kaybediyoruz. Mesela bende de çok var o. Her şeyim cep telefonu yaptığım için çok cep telefonuna bakıyorum. Yani her şeyim orada çünkü. Bilgisayar çok nazik kullanıyorum. Artık her şeyi cep telefonu yüzden yapıyor. O yüzden cep telefonu çok bakıyorum. Ama diğer bir konu var. Gün içinde kaç kere bölünüyoruz? Bölünmek demek işte ister cep telefonuyla bölünüyorsunuz, ister toplantıya bölünüyorsunuz, ister arkadaşına bölünüyorsunuz, ister telefonla bölünüyorsunuz. İsterseniz dikkatiniz dağılıyor. O yüzden demek ki aslında bugün her 60 dakikada bir bölünüyoruz bir işte, işimizde. Dikkatimiz ise 45 saniye bir ki bu süre çok daha düştü. Yani bu onlar araştırma çok eski bir araştırma. Yani 20 saniye falan düştü şu anda. Yani. Her 20 saniye bir kere dikkatimiz dağılıyor. Bir de kaç kere e-postaya bakıyoruz. Burada büyük şey var. Bazı insanlar çok gereğinden fazla e-postaya bakıyor. Bazıları çok fazla görev değişikliği yapıyor. Yani bir iş bitmeden öbür işe gidiyor. Aynı anda multitasking dediğimiz birden fazla şey yapıyor. Ondan sonra günde cep telefonu geçiren süreler, yani buradaki süreler bile çok mütevazi yani. Bunun çok üzerine cep telefonunda zaman geçen kişiler var. Bir de günde kaç kere cep telefona bakıyor. Ne olursa olsun. Ki bu gittikçe daha fazla olmaya çalışıyor. Çünkü özellikle bu sesin moda getirmezseniz telefonunuzu bu özellikle WhatsApp'ta veya şeylerde sürekli dikkatiniz dağılır. O yüzden yani tavsiyem mümkün o kadar sessiz mod yapmanız. Özellikle WhatsApp gruplarında pasif silence modda olmanız. Çünkü aksi takdirde bu ses insanı çok rahatsız ediyor. Hani bakmamak bile sizin iradenizden çalıyor. Şimdi gelelim. Evet, şimdi bu önemli. Bana çıktığımı dikkat edin. Şimdi bizim esasında en büyük sorunumuz zaman değil. Bizim en büyük sorunumuz enerji. Yani hepimizde zamanımız olduğu halde eğer enerjimiz yok ise zaman hiçbir şey yaramaz. Yani yorgun bir insan ne fark eder? İzlede saattir olsun. Uykusu geldi, uyumak istiyor, uyur. Yani onu çalıştıramazsın. O yüzden bizim yapmamız gereken şey öncelikle bir kere enerji saatine bakıyoruz. Bununla ilgili de dünyada yapılan birçok araştırma var. Bu işe bakın dünyadaki insanın ortalama olaraktan ne oluyor? Sabah 6-7'den kalktığınızı düşünün. Enerjimiz yükseliyor. Burada sol tarafta enerji seviyesi var. Bu kişi artıyor. Demek ki enerjimiz sürekli yükseliyor. Ve bazı insanlar sabah daha yüksek enerjisi olabilir. Sonra ne oluyor? Saat 12 yani 11.30-12'ye doğru peak yapıyor enerjimiz. Yükseliyor. Tamam. 12'den sonra yemek yiyoruz. Yemekten sonra düşüyor enerjimiz. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir şekilde düşüyor. Yani orada mesela ben günde 3 kere ufak 10-12 dakika uyuyaraktan bu enerji yüklerini yapmaya çalışıyorum. Yani ben 11 yaşından beri bu şekilde yaşıyorum. Günde 2 kere, 3 kere ufak ufak kaçamaklar yaparım ben. Çünkü akşamları genelde işte 40 yaşına kadar 4,5 saat, 40-50 yaş arasında 5 saat. Şimdi 5,5-6 saat uyuyor. Yani hiçbir zaman 6 saat üzerine uyumadım hayatım boyunca. O yüzden bu kaçamaklarla o 15-20 dakikada ya da 30 dakika kadar uzatabiliyorum uyku süreni. Sonra düşüyor enerjimiz. Sonra tabii ki akşamüstü olduğu için hepimizin değil mi? Akşamüstü partiler, onlar bunlar bir yerde gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımız çıkıyoruz. Enerji tekrardan yükselmeye başlıyor 5'ten sonra. Ve sonra yukarı noktaya kadar çıkıyor. Demek ki bizim burada önemli olan nokta yani burada eğer sabahleyin saat 12'ye kadar yani 12'de ne yapacağız? Enerji mümkün o kadar. Yani ben hep şunu diyorum yani zamanınız yoksa erken kalkın. Çünkü öğleden sonra çok fazla bir şey yapamazsınız. Yani akşam olabilir belki bazı insanlar ama 12 ile genelde 5 arasında insanın çoğunda enerji düşüktür. O yüzden sabahleyin yapmanız gereken en zor işleri veya en sevmediğiniz işleri ne kadar 12'den önce yaparsanız öğleden sonra da keyif alacağınız işleri bırakırsınız. Yani yapacağınız şey bu. Başlıyoruz zaten gün boyu enerjinizi aynı seviyede tutamadığınıza göre başka bir seçeneğiniz de yok. Şimdi şöyle baktığımız zaman
Şöyle yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Cep telefonunuzu ayarlayacaksınız. Bunda yine uygulamalar var. Telefonunuzun ister 60 dakikada ister 90 dakikada bir alarm kurun. Her alarm çaldığında 3 tane soruya cevap verin. Tamam. Şu anda ne yapıyorsunuz? Tamam, bir yaptılar. İki, şu anda kendinizi zihinsel olaraktan bu yaptığınız işle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Bir de kendinizi ne kadar enerjik hissediyorsunuz? Yani zihniniz ne kadar enerjik, bedeniniz ne kadar enerjik. Tamam. Bu şekilde bunu tavsiyem minimum bir hafta sürdürmeniz. Ondan sonra sürdükten sonra o zaman ne yapacağız? Tekrar belirliyorum. Bu şekilde bunu bulursunuz. Kendi grafiğinizi çıkarırsınız. Yani diyorsun ki benim zamanlarım işte hangi zamanda 10, 8, 7, 6, 5 neyse işte kendi grafiğinizi çizersen ondan sonra iş planınızı yaparken de buradaki enerji seviyenize göre planlayın. Dediğim gibi zor işleri yani düşünerek yapacağınız işleri, yaratarak yapacağınız işleri veya da sevmediğiniz zor gelen işleri yani öğrenmek gibi yeni bir şey öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir şey öğrenmek gibi. Bunları enerjinin en üst olduğu noktada çok sevdiğiniz, yapmak için fazla enerji ihtiyacı olmadığı iş için ise daha çok enerjinin düşük olduğu saatte tercih ederseniz enerjinizi çok güzel bir şekilde dengeli kullanma şansınız olur. Bu iki. Birincisini demiştim. Şey yapacaksınız. Alarm kurup bakacaksınız. Ondan sonra diğer ise bütün bir veya iki hafta boyunca yaptığınız tüm aktiviteleri bir yere not edeceksiniz. O yüzden sabah çok önemli bir şey. Tabii Türkiye'de insanlar gece geç yattıkları için özellikle cuma, cumartesi günleri hatta belki pazar günleri maalesef sabahları çok verimsiz geçiyor. Bugün ben uzun yıllar Amerika'da yaşadım. Amerika'da saat 5'te spor salonları doludur. Yani saat 5'ten sonra çoğu CEO ayaktadır. Hatta 4'te bile kalkan var. Yani çünkü orada insanlar 10, en geç 11 diyor. Avrupa'da öyle. Yani ondan sonra insan sokakları göremezsiniz yani. Sistem öyle çalışıyor. Ne anlama geliyor bu? Daha çok işlerini gün içinde yapıyorlar. Gün ışığında yapıyorlar. Yani karanlıkta yapmıyorlar. Yani ondan sonra sporu karanlıkta yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani spor salonları aydınlıktır baktığınız zaman. O yüzden yani siz mümkün olduğu kadar karanlıktaki yani karanlık saatlerini dinlenmeye, şarj etmeye ayırırsanız gün içinde daha çok şey başarırsınız. Hani bu ama tabii ki bu yaşam tarzı bu tabii insanlar arkadaşlar, çevreleri buna izin vermeyebilir ama dediğim gibi bazı noktalarda şey iradenizi kullanmanız gerekiyor. Yoksa süreye uyarsanız da o zaman birçok şey yapamazsınız. Şimdi irade denen bir şey var. İrade esasında şöyle geçelim. İrade bizim belli bir seviyede sahip olduğumuz bir güç. Tamam, irade. Bu da zihin esasında. Yani bu irade gücü nereden geliyor? Zihnimizden geliyor. Ama bazı şey yaptığımız zaman irademiz zayıflıyor. Yani irade sınırsız değil. İrade sınırlı. Yani bazı insanlar irade daha güçlüdür. Bazıları daha az güçlüdür. Yani dayanma gücü dediğim bir şey. Yani ne kadar dayanabilir, ne kadar tahammül edebilir, ne kadar kararlı gibi şekilde. Bu mesela yeni bir şey öğrendiğimiz zaman olabiliyor. Çok fazla dikkat etmek zorunda kaldığımız zaman olabiliyor. Dinlemek gibi. Ondan sonra bize çok cezbedici şeyleri mesela yani bir şey yapmak istiyoruz. Mesela canım bir şey yemek istiyor ama işte kilo probleminiz var. Yemek istemiyorsunuz. Veya işte bir televizyon seyretmek istiyorsunuz ama ders çalışmanız lazım. Ondan sonra olumsuz duyguları bastırmak olabilir. Yani öfke, kızgınlık gibi olumsuz duygular. Ondan sonra aynı şekilde belki çok öfkeli bir insansınız. Sürekli davranışlarınızı kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra bazı konularda çok inebilmem, çok fevrisiniz. Ondan sonra işte sınava girmek, ondan korkmak, endişelenmek, kaygılanmak, her türlü negatif enerji. Hoşlanmadığın bir şey yapmak. Ondan sonra veya ne bileyim ben uzun vadeli bir şey yapmak, yani uzun vadeli bir kazanç için kısa vadeli önüde şey yapmak, karşı koymak gibi. Ya bunların hepsi örnek, bunların hepsi bizim irademizi zayıflatan şeyler. Değil mi? Bunlar sınırsız değildir ama yani bilin ki belli noktalarda çok zorlandığı zaman iradenizi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi zaman yönetimi nedir diye bakalım. Zaman yönetimi stratejiktir. Yani nedir esasında? Zaman niye bir kez zaman yönetiyoruz? Hani şunu diyorum esasında ben. Ya hayat hedef olmayan bir insan niye zamanı? Boşu boşuna ne zaman yönetmekte uğraşsın ki? Yani gidin televizyon seyredin, uyuyun, kalkın. Yani zaman yönetimi hayatta bir amacı hedef olan insanlar için geçerli bir şey. Yani amacınız, hedefiniz yoksa oturup da buna uğraşmanıza gerek yok yani. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bir şey başarmak istiyorsunuz. O insanlar içindir zaman yönetimi. O yüzden biraz stratejiktir baktığın zaman. Bunun için de hedef çok önemli bir şey. Hedef olmadığı zaman yönetiminde başarı olma şansınız düşük. Çünkü motivasyonunu uzun süre koruyamazsınız. Diğer bir konu
zamanımızı olumlu yönde kullan. Mesela ertelemek diye ertelemek çok önemli bir hastalık ondan sonra. O yüzden biz yani ne kadar çok ertelersek o kadar daha çok birikiyor. Yani ertelemek, ha şu var tabii ki yapılan araştırmalarda bazı kişiler son dakikayı bırakmayı çok motive edici buluyorlar. Oluyor mesela, bende de bazen olur. Yani bazı şeyi son dakikayı bırakırsınız. Çünkü o son dakikada adrenalin hoşunuza gider. Yani son dakika bir şeyleri yetiştirmek bazı insanlara büyük mutluluk veriyor. Yani o vücudunu belli şeyler salgılıyor. Ama bazı insanlar bundan zevk alıyor olabilir. Ondan sonra diğer bir konu, önceliklerimizi netleştirmek. Yani bugün benim için önemli şey ne veya bugün neyi başarmak istiyorum gibi kendinize basit sorularla her gün 2-3 tane şey öncelik belirleyebilirsiniz. Yani bu listenin çok uzun olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi öncelikleri belirlemek sadece plan yaptığınız sürece, yani onları ne zaman yapacağınızı bildiğiniz zaman bir işe yarıyor. Önemli faaliyetlere odaklanmak, zaman yönetim amacı bu. Yani hepsine değil, sadece önemli bize en çok, ya şöyle bak lazım. Hani para gibi, ya nereye ben paramı yatırırsam en çok bana geri getirisi var. Yani paramı nereye koysam en çok, mesela hisseleneyim diyelim, benim paramı koydum, daha çok para kazandım. Aynı zamanda daha çok para kazandım. Zaman diyor bir şey, nereye koyayım ben zamanımı? Bana uzun vadede daha çok para kazanırsın, daha çok şey kazanırsın. Ondan sonra bunu yapmak için tabii ki doğal olarak bazı işlerden vazgeçmeniz gerekiyor. Yani insanın zaman hepimize iş 24 saat. O zaman peki zaman nasıl çoğaltıyoruz? Çok basit bir şey. Yani. Bir, ertelemeyerekten. İki, belli aktiviteleri azaltaraktan. Yani belli şeyleri azaltacaksınız. Yani başka bir şey yok. Yani bir şey arttırmak için bir şey eksiltmek zorundasın. Yani hayatında hep her şey aynı kalıp zamanınız daha fazla olmayacak bir formül yeryüzünde yok. Bir şeyi erteleyeceksiniz. Bilinçli erteleme. Azaltacaksınız. Veya hiç yapmayacaksınız. Yani iş hayatında devretmek var mesela. Şimdi devretmek mesela iş hayatında zor geliyor insanlara. Niye? Çünkü bir devredebilmeniz için önce bir kişiyi eğitmeniz gerekiyor. Şimdi o da büyük bir zaman kaybı olarak gözüküyor ama o adamı sürekli eğitmiyorsunuz. Bir süre eğitiyorsunuz ama o da size 5 sene 10 sene hizmet ediyor. Sistem kurmak, teknoloji kullanmak, yani bazı işleri bizim yerimize teknoloji var. Şimdi yapay zeka var. Yani yapay zeka birçok bizim yaptığımız şeyi çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ama doğru kullanmak lazım. Yapay zeka bambaşka bir konu. İnsanları yapmak, delege etmek, etkin yönetmek. Yani insanları iyi yönetebilmek, çevremizdeki kaynakları iyi kullanabilmek. Yani takım içi çalışmak lazım. Mesela ev ödevi yapıyorsunuz değil mi? 2-3 arkadaş bir araya gelip görev dağılımı yapıp öğrenme sürenizi kısaltabilirsiniz. Yani bir araştırma yapar, görevleri bölersiniz. Sonra herkes birbirine öğrenişi paylaşır. Bu şekilde aynı zamanda daha çok şey başarmış olabilirsiniz. Mesela bu yöntem mesela. Evet. Şimdi motivasyon başlamanız sağlar. Alışkanlık ise ilerlemez. Şimdi alışkanlık çok önemli bir şey. Alışkanlık esasında 21 gün kuralı var. Yani bir şey 21 gün yaptığınız zaman o alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlık şu demektir aslında. Bir şeyi yaparken otomatik olarak da herhangi bir şey düşünmeden yapıyorsanız bu alışkanlıktır. Tamam. Böyle düşünün yani ne iş düşünmeden yapıyorsunuz? İşte araba kullanmak, yemek yapmak, yürümek. Ondan sonra alışveriş yapmak, işte ne bileyim işte belli işte berber seçimi, bakkal seçimi, belli kararları vermek. Şimdi bunları hepsini otomatik yapıyoruz. Otomatik yaptığımız için de hiçbir enerji harcamıyoruz. Mesela diyelim bugün İstanbul'a çıktık, Ankara'ya gidiyorum mesela, değil mi? Şimdi hiç bilmediğiniz varsa değil mi? Elinizde şimdi Google gibi hepimizin bir muhteşem cihaz var. Oradan yolumuzu bulabiliyoruz otomatikman. Ama düşünün eskiden öyle bir imkan yokken, bugün bir yerden bir yere gidiyorsak ve gittiğimiz yer hakkında hiçbir bilgimiz yoksa müthiş bir enerji harcıyoruz kaybolmak için. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bir şekilde cep telefonumuzdan bize gideceğimiz yeri, hangi sürede gideceğimizi her şeyi söylüyor bize. Ama eskiden böyle bir şans yoktu. O yüzden alışkanlık esasında aynı cep telefonu bize verdiği hizmet gibi belli şeyleri hiçbir enerji harcamadan çok çabuk yapmamızı sağlayan bir şey. Ama mesela yeni bir dil öğrenmek ilk baş çok zordur ama sonra daha hızlıdır. Araba kullanmak aynı şekilde, tenis oynamak. Yani her konuda yani her bir konuda ilk başta müthiş bir enerji harcarsınız. Bir şey yorar, yorulursunuz ama uzun vadede bu yaptığınız şeyi öğrendikçe daha hızlı öğrenmeye başlarsınız. Ve bir süre sonra da otomatik her şey çalışır. Hiçbir şey düşünmek zorunda kalmazsınız. Ama alışkanlık kazanmanız için esasında bir motivasyona ihtiyacınız var. Yani şimdi motivasyon başka bir şey. Motivasyon kişinin eyleme geçmesi için kişinin bir şekilde kendi kendine hareket edecek bir şekilde zihinsel tutuma sahip olmasıdır. Tamam. Yani heyecanlı, yani motivasyon bir şey yapmaktan bir şey yapmayı sevmek, bir şey yapmaktan zevk almak,
onun sonunda elde edeceğiniz başarıyı hayal etmek gibi birçok şey sizi motive eder. Herkesin motivasyonu farklıdır. Yani bazısı kazanmak motivasyonudur, bazısı da kaybetmek. Kaybetmemek motivasyonudur. Yani ama esasında kaybetmemek daha güçlü motivasyon. Evet, şimdi odaklanmak diye bir şey var. Bugün odaklanmak en zor iş. Odaklanmak demek o anda bir şey yaparken o yaptığınız iş dışında başka hiçbir şey düşünmemek. Tamam. Şimdi o yüzden de burada çok güzel bir şekilde formül demiş ki odaklanma ne yapacağımız değil, ne yapmayacağınıza karar vermesidir. Yani bir şeye odaklandığınız zaman birçok şey yapacağız. Yani oturup mesela kitap yazıyorum ben, değil mi? Neye karar veriyorum? Ben kitap yazdığım zaman ailemle beraber olmayacağım, arkadaşlarımla beraber olmayacağım, televizyonu seyretmeyeceğim, uyumayacağım, yalnız bir odada kalacağım, saatler çalışacağım, müthiş bir enerji harcayacağım gibi bir şey. Aynı şekilde bir beste, bir resim yaparken, bir beste yaparken, sınava hazırlanırken, yeni bir dil öğrenirken, yeni bir hobi edinirken, bunun hepsi için odaklanmadan ilerleyemiyoruz. Ama odaklandığımız zaman başka bir şey yapamayacağımız için o anda. Çok büyük bir fedakarlık tabii. Yani bunu herkes yapamıyor ve bunun da süresi çok kısıtlı. O yüzden tavsiyem molalarla çalışmanız. Bakın mola vermeden çalışmamanız lazım. Yani insanın yaptığı en büyük hata özellikle bu pandemi devrinde oldu. Evden çalışıyorsanız veya uzaktan çalışıyorsanız en büyük hata şu. Eğer ara vermeden çalıştığınız zaman daha fazla çalışmıyorsunuz. Daha çabuk yoruluyorsunuz. O yüzden kişinin mantıken 20 dakikada bir, 30 dakikada bir, en fazla 60 dakikada bir mola vermesi lazım. Tamam, zorunlu mola vermesi lazım. O yüzden bu mola vermek size aslında şu işe yarıyor. O mola bittikten sonra tekrardan canlanıyorsunuz ve tekrar işe aynı zevkle yapıyorsunuz. Arada bir kahve için, eminim ben arada bir 10 dakika Netflix seyredin, sosyal medyada gezelim. Bak bunlar hepsi faydalı şeyler. Yeter ki siz bunu iş yaparken bunları yapmanız lazım. Yani bir taraftan televizyon açıkken gidip işte bir yazı yazmak mantıklı değil ama yazınızı bitirip kendinizi televizyona bir ödül olarak koymak veya yazınızı bitirip sosyal medya gezimi kendinize bir ödül olarak koymak. Yani bir şekilde size zaman kaybedecek olan faaliyetleri bir ödül sistemiyle yaparaktan o yaptığınız işi yaparken daha çabuk yapıp daha çabuk o ödüle ulaşmak için bir motivasyon yapmış oluyorsunuz. Yani benim kendi kullanım şu, yani kendime zaman için yani Netflix seyretmek veya da sosyal medya gibi şeyleri kendimi ödül sistemi olaraktan kullanıyorum. Peki o zaman zamanı ya dikkatimizi yönetmek için ne yapmamız lazım? Dikkatimizi yönetmek için beynimizin çok bir şey var. Soru sormak. Bakın soru sorduğum zaman ben size mesela ya ne yapacaksın dediğim zaman sizin beyniniz aynı anda başka düşünemez. O anda sadece sorunun cevabını düşünürsünüz. Mesela desem size ne bileyim ne olmak istiyorsunuz desem mesela şu anda hop batıp gidiyorsunuz. Veya ne bileyim yazın tatilini nerede geçireceksiniz desem hop yine gitti. Yani her sorum sizi hipnoz ediyor. Ve o sorunun cevabını bulmak için bütün diğer düşüncelerden bir kere kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. O zaman şöyle bir soru sorduğumuz zaman nasıl oluyor? Bugün senin için önemli şey ne? Ya bugün ne önemli şey? Sabah kalktın sorun. Bugün önemli şey ne? Bugün ne başarmak istiyorum ben? Ne yapmak istiyorum? Tamam. Ya bugün yapılması gereken şey ne? Tamam. Artı bugün yapıp da uzun vade elde edeceğim ne yapmalıyım? İşte lisan öğrenmek gibi, işte yapay zeka öğrenmek gibi, işte sınav hazırlanmak gibi. Yani belki bugün sonuçlarını bugün almayacağım, ileride alacağım. Bugün onu yapmam gerekiyor. Uzun vadede başarılı olmam için.